Keşfedildiği günden bu yana turistlerin ilgisini çeken Göbekli Tepe her yıl binlerce yerli ve yabancı misafiri ağırlarken bu yıl bu rakam milyona ulaştı. Kazı alanlarını gezdikçe hakikaten Urfa'nın derinliğini, geçmişini, ihtişamını daha da iyi idrak ediyoruz. Çok güçlü bir geçmiş olduğunu, bu geçmişi ortaya çıkardıkça da geleceğinin çok aydınlık olacağını düşünüyorum. Çünkü geçmiş bugünü bugün de her zaman yarın inşa eder. Beyaz TV'de katıldığı Marka Şehirler programında Göbekli Tepe'yi bir günde 6500 ile 700 bin kişinin ziyaret ettiğini söyleyen Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, ortalamayı aldığımız zaman Göbekli Tepe'ye şu an 1 milyon ziyaretçimiz var. Bu ziyaretçilerin çoğunu da yurt dışı ziyaretçileri oluşturuyor. Bu da bizim için çok önemli dedi. Urfa'nın güçlü bir gizemi var. Hocalarımız, İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden hocalarımız, değerli hocalarımızın riyasetinde, kontrolünde, yetkilendirmesiyle biliyorsun Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da sahiplenmesi maddi desteklerle birlikte Taştepe'ler merkez olmak ve biliyorsun Göbekli Tepe'de onun ana mihengi, Karahan Tepe ve diğer tepelerdeki kazı çalışmaları devam ediyor. İlimizin farklı noktalarında da 13 kazı çalışması var. Birçok farklı üniversiteden, biliyorsun bu kazıların birçoğu da çok uluslu kazılar, birçok ülkeden de destek görmekte. 2022 yılının belki geçen yıllar 1-2 yıl pandemi nedeniyle biraz zayıf gitti ama inşallah bunun eksikliğini gidereceğiz. Bu sene çok yoğun bir şekilde bunu devam ettireceğiz. Biz valilik olarak da, kurumsal olarak da, diğer kurumlarımız olarak da, yerel yönetimler olarak da ve Urfa olarak da bu kazıları çok önemsiyoruz. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Hocalarımızın da her zaman hem maddi hem manevi olarak yanındayız. İnşallah daha hızlı olması, bu tarih eserinin gün yüzüne çıkarak, geçmişin yüzüne çıkarak Urfa her alanda buna nasiplenmesini arzuluyoruz. Bu tabii bu işin turizm boyutuyla meseleye bakıyoruz ama bir de bunun tarih boyutuyla bakmak lazım. Yani insanlık tarihinde bilinen bazı savlarında buradaki çıkan materyaller değiştirecek. Göbektepe'de değiştirdiği gibi burada da değiştirecek.